Çin'e en son başbakanlığı döneminde Turgut Özal gitti. 27 yıl sonra ise ilk ziyareti Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Başbakan Erdoğan'ın ilk durağı Şincan Uygur Özerk bölgesiydi. Türkiye tarihinde Uygur bölgesine ilk kez bir başbakan adım atınca haliyle heyecan zirvedeydi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Uygur Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret eden ilk Türkiye Başbakanı oldu. Nasılsınız? Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve 5 bakan, 300 iş adamıyla Çin'e giden Başbakan Erdoğan'ın uçağı, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumqi'ye indi. Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan çiçeklerle karşılandı. Tarihi Büyük Cami'yi ziyaret eden başbakanı ilk kez görecek olan Uygur Türkleri sabırsızdı. Başbakan Erdoğan'ın cami çıkışını bekleyen Uygur Türklerini polis güçlükle tutuyor. Başbakan Erdoğan'ı göremeyenler gözyaşlarına boğuldu. Çok heyecanlıyız ya şimdi. Çok sevindik ama. Başbakanın da cami ziyaretinden sonraki durağı Büyük Pazar oldu. Bölgenin en büyük pazar yerinde Başbakan Erdoğan hem alışveriş yaptı hem de kendisine sunulan kuru meyveleri tattı. Uygur Türkleriyle sohbet eden Başbakan çocuklara özel ilgi gösterdi. Başbakan Erdoğan'ın Urumqi'den sonra programında Pekin'de Şangay var. Burada dış politika konuları ve nükleer enerji masaya yatırılacak. İran'ın nükleer müzakereleri nerede yapacağı belirsiz. Gün içerisinde İran televizyonundan gelen müzakereler İstanbul'da yapılacak açıklaması başbakana soruldu. Teyit edilmeyen bir konu üzerinde herhangi bir açıklama yapmamız doğru olmaz. Teyit edildiği anda biz zaten bunu hemen sizlerle paylaşırız. Şu ana kadar teyit edilmiş değil. Başbakan Erdoğan'ın Çinli yetkililerle görüşmelerinde Suriye'deki son durumunda detaylı bir şekilde ele alınması bekleniyor. Başbakan Erdoğan'ın kalabalık bir heyetle gerçekleştirdiği Çin ziyaretinin ilk gününde gündem enerji oldu. Yapımına başlanacak ikinci nükleer santralle ilgili Türkiye, Japonya, Güney Kore ve Rusya'nın yanı sıra Çin'le de temasta. Urumqi'de Başbakan Erdoğan'ın en fazla zaman ayırdığı yerlerin başında ekonomik ve teknolojik kalkınma bölgesi vardı. Başbakanın burada daha çok dikkatini çeken yenilenebilir enerji oldu. Rüzgar enerjisi alanında faaliyet gösteren bir şirketi ziyaret eden Başbakan Erdoğan yatırım sözü aldı. Kendilerinden böyle bir yatırım sözü aldık. Türkiye'de bu yatırımı yapmaları noktasında temenni ederim ki bu yatırımı gerçekleştiririz. Yer çok. O yönde sıkıntımız yok. Başbakan'a iki rüzgar türbini maketi hediye edildi. Tabii. Ancak maketlerden biri çalışmayınca espri konusu oldu. Garanti olsun siz çalışanı alın. Başbakan'la Çin'e giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, rüzgar enerjisiyle ilgili çalışmalardan bahsetti. Konu enerji olunca akıllara ilk gelen ikinci nükleer santralle ilgili hazırlıklar. Teklif alınacak ülkeler arasında Çin olacak mı olmayacak mı? Taner Yıldız'a soruldu. Çin'in pozisyonu Türkiye heyetinin bu ülkedeki görüşmelerinden sonra netlik kazanacak. Yıldız yaptığı açıklamada ikinci nükleer santrale ilişkin girişimler hakkında görüşmeler devam ediyor, iki ay içinde kararımızı vereceğiz dedi. İkinci nükleer santral için Türkiye'nin temaslı olduğu ülkeler Çin'le sınırlı değil. Japonya, Güney Kore ve Rusya'yla da görüşmeler sürüyor. Türkiye, ülkenin ilk nükleer santralinin Mersin Akkuyu'da kurulması için Rusya'yla el sıkışmıştı. İkinci nükleer santralin ise Sinop'ta kurulması planlanıyor.